Arkadaşlar öncelikle bu videoyu izlerken YouTube kanalımıza gönderiyi beğenip üye olmanızı sizlerden bekliyorum. Güvercinler hakkında birçok bilgi verdim sizlere. Vermeye devam edeceğim. Yani sağlıklı ve doğal yoldan kuş bakmanın yolu yordamı vardır. Öncelikle bunu bilmeliyiz. Doğru kümes birinci aşamadır. İkinci ne yedirdiklerimiz. Üçüncü hastalık karşısında doğru ilaç. Örneğin güvercinlere tuz düşmanıdır. Tuz güvercinlerin böbreklerini çökertir. Böbreği çökmüş hayvanın sürekli ishal hali devam eder. Bağışıklık sistemi zayıf düşer. Hastalıklara açık kalır. Onun için tuz size öneriyorlarsa bilin ki yanlıştır. Örneğin hani alçıya bir çay kaşığı tuz, karbonat, şeker diyorlar ya. Hayır kardeşim. Doktor yazısını paylaştım. Gruplarımızda paylaştım. Facem'de paylaştım. Ne diyoruz? Doktor paylaşıyor. Diyor ki tuz güvercinin düşmanıdır. Böbrekleri çökertir. Büyük zararlar verir. Bunun yerine doğal yoldan tuzunu alması için çok basit. Kereviz, pazı yaprağı. İnce ince kıyın kuşlara verir. Kesinlikle tuz güvercinin düşmanıdır. Mineral taşları. Mineral taşlarını bol suda yıkayın. Kuşlara verin. Yemiyorlar. Çünkü üzerindeki kimyasalla tuzu atmış oluyorsunuz. Demek ki neymiş? Bunlar para tuzağı. Yani dünyada beyaz adam denen bir şey var. Önce kuşlarınızı hasta ediyor, sonra da ilaç satıyor. İnsan için de aynı, hayvan için de aynı. Bu konuda kurnaz olmamız lazım. Örneğin, millet gazlı içecek içiyor. Doktor da bağırıyor, zararlı. Mesela dünyada 10 tane gıda, en zararlı gıda jelibon. 10 taneden bir tanesi. Ama satılıyor, piyasada satılıyor. Bunun önüne geçen yok. Önemli olan biz o jelibonu çocuklarımıza almamamız. Aynı anlamda kuşlar için. Mineral taşı kesinlikle yaşar. Peki hoca anlatıyorsun iyi güzel de mineralı nereden karşılayacağız? Çok basit. Dünyanın en güzel mineralli mermerde var kardeşim. Al beyaz mermeri, marmara mermeri, şeker mermeridir o. Çek ucuna kır ince kum haline getir. Peki bundan başka ne yapalım hoca? Kalsiyum deposu. Tavuk yumurtası kabuğu. Bak bunu iyi anlayın. Şimdi birazdan karışımlarla göstereceğim size bunun nasıl olduğunu. Tavuk yumurtası kabuğunda müthiş derecede kalsiyum var. Güvercinlerin de buna ihtiyacı var. Lakin o yumurta kabuğu suda haşlanmış olmalı. Bakınız çığ verirseniz çığ yumurta kabuklarında salmonella vardır. O zaman kuşlarınızı kendi elinizle zehirlersiniz. 1. Mineralı mermerden veya mermer tozundan. 2. Kalsiyumu yumurta kabuğundan. 3. Taş kumdan inşaat kumu olacak. Deniz kumu olmayacak. Tuzlu olmayacak. 4. Toprak. Bakınız eski binalarda çok vardır böyle yığma tuğla dediğimiz kalın ser. Buna keserle vurduğun zaman ufalıyor. Aynen bu şekilde. Bakınız bu şekilde ufalıyor. Ve bu kuşlar bunu nasıl yiyor biliyor musun? İnanılmaz derecede. Yani kuşlarınıza doğal karışım yapmak için bakınız bu da yumurta kabuğu haşlanmış. Kuruttuktan sonra kum haline getirdik haşlanmış. Ne dedik burada şimdi? İnşaat kumu, tuğla kırıkları, yumurta kabuğu, bir de mermer tozu dedik. Şu an elimde mermer tozu yok. Daha önce onu kullanmıştık. Bende hazır var da göstermek için yapıyorum. Şimdi bunların üçünü birbirine katıyoruz arkadaşlar. Bu karışımı yaptığımız zaman kuşların önünde yem kabının birinde sürekli olmalı bu. İnanın bana kuşlar bunu öyle severek yiyorlar ki tuzdan kurtarmış oluyorsun. Şimdi bunu böyle karıştırdınız. Kuşların önüne koyun. Bunu yedi. Ne eksiğimiz kaldı bizim kuşlara? Mesela mineral olarak bakınız maden suyu, soda. İçimi aynıdır, içeriği farklıdır. Çoğusu bunu bilmiyor. Soda ile maden suyu aynı şey değildir. Birinde maden suyu yazar ve altında yazar. Doğal mineralli su. Birinde soda yazar. Şimdi arkadaşlar maden suyu ile sodayı karıştırmayın. Haftada bir gün 3 litre suya bir şişe maden suyu dokun. Doğal mineralli su. Haftada bir gün kefir verin. İyi huylu bakteri barındırdığı için içinde kötü huylu bakterileri yer bitirir kuşun vücudundan. Ne oldu oğlum? Onun için arkadaşlar yani kuş bakmak zor bir şey değil. 3 aşamalı. Birincisi doğru kümes, havalandırması. İçeride dışkı kokusu olmayacak. İçine girdiğin zaman terlemeyeceksin. İkincisi ne yedirdiklerimizle alakalı.
Üçüncüsü de doğru ilaç. Bakınız, onlarca insana eczane ilacı tavsiye ediyorum. 8 TL, 10 TL, 15 TL, en fazla 20 TL'lik. Çözüme gidiyor. Sen şeye, internet ilaççılarına kızma kardeşim, kendine kız. Kendini yetiştirmiyorsun. Ne istiyorsun? Hep hazır cevap. Birine soruyorsun, birine soruyorsun, birine soruyorsun. Bir arkadaşımız vardı, mesela çiçekten kurtulamıyordu, 10 senelik kümesimin hastalığı dedi. Kümesinin videosunu istedik ondan, attı bize. Dedik ki havalandırmanı bu şekilde değiştir, git eczanede flak şurubunu al, 8 TL. Ve ondan sonra gruba yazdı, Allah razı olsun 8 TL'ye kurtulduk. Ben 1 milyar masraf etmiştim dedi, kuşları kurtaramıyordum. Olay bu kadar açık ve net kardeşlerim. İsterseniz doğruyu bulursunuz ama isteyeceksiniz. Örneğin, arkadaşım bir tanesi 2 metreden kuşun resmini çekiyor. Kuş böyle duruyor. Atıyor bize. Selam yok, sabah yok. İlgisizlik var, alakasızlık var. Hocam bunun nesi var? Güzel kardeşim, manitasından ayrılmış. Bak üzgün duruyor. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşım, bu kuşta tek kanat düşmesi var mı? Tek ayak tuballaması var mı? Kuruma, uyuklama var mı? Yeşil dışkı, sümüksü dışkı, köpüksü dışkı, sulu parçalanmış dışkı, pis kokulu dışkı. Titreme, kusma, yürürken denge kaybı, göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı. Kursakta mantar, ağızda mantar, kanatta eklem iltihabı, ayakta eklem iltihabı. Yani bir şey söyle ki biz sana o yorumu yapalım. Doğrusunu anlatalım. Bakınız arkadaşlar, doktora gidiyorsunuz. Doktor, beyin doktoru ayrı, kalp doktoru ayrı, ciğer doktoru ayrı, bilmem ne ayrı, 100 çeşit doktoru var. Peki kuşa gelince insan vücudunun birebir aynısı. Minyatürü Allah Teala onun içine sığdırmış. Karıncada da aynıları var, daha minyatürü. Buna bir doktor bakıyor. Sen kuşun uzaktan resmini çek, hocam bunun nesi var? Kan tahlili yapmadık, idrar tahlili yapmadık, film çekmedik, kuşu elimize almadık. Uzaktan resmini çektim, bunun nesi var? Sana ben nasıl yardımcı olayım? En güzel yardım, kuşun morali bozuk, manitasından ayrıldı. Sen önce kuşunla bir ilgileneceksin, gerçekten tedavi isteyeceksin. Ondan sonra benden cevap bekleyeceksin. 300 tane günlük ortalama mesaj alıyorum. 300'üne de cevap veriyorum. 300'üne de. Ama bazı ilgisi, hocam buna cevap vermedin ya, bir şey yazmadın ki. Yani bir şey anlat kardeşim, derdini anlat ki biz de doğruyu. Yani şimdi sen, yazacağım sana nesi var? Hocam pek bir şey yok, şu var, bu var. Bu sefer ne oluyor? 10 defa mesajlaşıyoruz. Benim günlük kapasitem zorlanıyor. Yetişemiyorum mesajlara. Önce kendi derdini anlatacaksın, hayattan ne istediğini bileceksin. Kuş bakmasını bileceksin. Örneğin yeni bir yasa çıktı. Kedi köpek mi evine alıyorsun kardeş? 2 ay eğitimini göreceksin. Devlet bir bakacak, sen gerçekten bu kuşa bakabilir misin kardeşim? Kümese at kuşu, at yerlere buğdayı, kuşlara hasta bu ne yapayım? Öyle yok kardeşim. O zaman bakma. Bakacaksan evindeki bebeğin gibi bak. Allah-u Teala diyor ki hanımınız, çocuklarınız ve hayvanlar size emanettir diyor. Allah'ın emanetine bakmıyor kümeste ama bebeğin olacağı zaman bir sene öncesinden odasını hazırlıyor. Niye? Hazırlama, bok içine, pislik içine büyüt onu. Yok kardeşim. Güvercin neyse evdeki beben de aynıdır. Bu şekil bakacaksan bak, bakmayacaksan bizden de uzak ol, kuşçu camiasından uzak ol. Önce adam olmasını bileceksin kardeşim. Açık ve net. Doğru bilgi mi istiyorsun? Önce ne var onu anlatacaksın. İllas hocaya soracaksın. Ne soracaksın? Kümeslerle ilgili kardeşim. Gel bu kümesi. Hocam bak burası kapı. Burada havalandırma var. İçeriye gir. Bunlar folluklarım, bunlar sulukların, bunlar izgaran veya yok. Folluk yanlış mı? Doğru. Bir anlat. Ondan sonra de ki kardeşim bak kuş bu. Bir ayağı sekiyor veya bir kanadını düşürmüş veya iki kanadını düşürmüş veya gözü sulanmış. Yani önce derdini anlatmasını bileceksin kardeşim. Beni de yorma, kendini de yorma. Bu işi ya adam gibi yapacaksın ya da kuş bakmayacaksın. Bu kadar açık ve net arkadaşlar. Her sorunun bir cevabı var. Her hastalığın bir tedavisi var. Sen derdini anlatamazsan ben sana doğru ilacı eczaneden tavsiye edemem. Bir de şu var. Adama şimdi kursak mantarı diyoruz ki nidazol. Adam altına yazıyor rondazol, andazol. Ya hepsi aynı içerikli kardeşim. Bırak bilmediğin konuda konuşma bari. Bilmiyorsan konuşma. Şimdi önerdik. Adam abi hocam diyor bunu reçetesiz vermiyorlar ya. Ya güzel kardeşim sen hangi ülkede yaşıyorsun? Hangi ilacı reçetesiz veriyorlar güzel kardeşim ya?